Kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunan Rojin öldürüldü mü yoksa canına mı kıydı? İşte bu sorunun cevabı henüz yanıt bulmazken şimdi de Rojin'in internette yaptığı şok edici aramalar ortaya çıktı. Onun internet aramaları yaşadığı zor günlerle ilgili ipuçları verirken ölümüne dair henüz yanıtlanmamış sorular var. Şu çıkan Google aramaların %99'u bu aramaları yapıyor. İnternette yaptığı son aramalar, kütüphaneden aldığı son kitap ortaya çıktı. Her şey planlamış. Sır perdesi biraz daha aralanırken acılı aile cinayet iddialarını sürdürdü. Bakın ya Roger! Kesinlikle bu birileri bu çocuğu götürmüşler. Ekipler günlerce kayıp Rojin'i aradı. Önce telefonu sonra başörtüsü bulundu. En son da umutları bitiren o acı haber geldi. Bekçiyi çağırdım, bekçiye dedim bu nedir dedi, vallahi şeydi. Rojin'in cansız bedeniydi Van Gölü kıyısına vuran. Mesela su vuruyordu böyle. Böyle yüzüstü su vuruyor. Aile acı haberle yıkılırken umut yerini şüpheye bıraktı. İntihar etmesi de imkansız. Hiçbir derdi yoktu. Belki de binlerce intihara gittim ben baktım. %90'ı ailelerin kesinlikle bu işe inanmıyorlar. Başka bir sebep arıyorlardı. Rojin adli tıpta yapılan incelemelerin ardından gözyaşları içinde toprağa verildi ama hala cevap bekleyen sorular var. Önemli olan ölüm nedeni. Suda mı boğulmuş yoksa cesedi suya mı atmışlar? Suya mı? Kaybolduğu yerden tam 20 kilometre uzakta bulunmuştu. Bu mümkün müydü? Buradan çıktı, bulunsaydı burada bulunurdu diyor. Herkesin kafasındaki soru işareti bu. Hayır abicim, buradan çıkar, dolanır, karşıya gider, karşıdan tekrar gelir buraya. Tüm bu ihtimaller araştırılırken bugün soruşturmada şok edici yeni bilgilere ulaşıldı. %99'u bu aramaları yapıyor. Rojin internetten öldükten sonra cennete nasıl girileceğini, ölen kişinin banka hesabındaki paraya ne olacağı gibi bilgileri araştırmıştı. Şu çıkan Google aramaların söylediği adam. Ve kütüphaneden Sait Faik Abasıyanık'ın Kayıp Aranıyor kitabını almıştı. Her şey planlamış. Ben şöyle yani ben... Yine haritalar uygulamasından en son cansız bedeninin bulunduğu yeri aramıştı. Dikkatini çekmiş olabilir. Çok güzel görmüştür. Orayı taratmış olabilir. Arattığı yerden çıkmış olması bana göre bir tesadüf. Yaptığı aramalar, okuduğu son kitap, Rojin'in yaşadığı zor döneme dair ipuçları barındırıyordu. Bence kesinlikle intihar değil, bu bir cinayet. Bu yeni bilgiler sır perdesini aralamaya yönelik önemli bir adım olarak görülse de Acılı Baba bir kez daha Neler Oluyor Hayatta programına bağlandı. Onlara bakmış, o şekilde onlara bakmış. Bu bir delil olur mu? Kızının internet aramalarının normal olduğunu söyledi ve bir kez daha o iddiaları reddetti. Rojin o şeylere giriyordu, bize hayata öğretiyordu, namazını kılıyordu. Babasına göre Rojin öldürülmüştü. Kesinlikle bu birileri bu çocuğu götürmüşler. Cinayet mi değil mi? İşte tüm bu sorular adli tıptan gelecek kesin otopsi raporuyla yanıt bulacak. Özür dilerim.